Camide 361 kapı vardır. Hepsi de tılsımlıdır. Tersine dönmüş mavi bir kubbe... Ah, iyi ki geldiniz. Evliya Çelebi ne de ilginç şeyler görmüş ve yaşamış, öyle değil mi? Seyahatnameyi okuyordum da az önce öyle bir bölümle karşılaştım ki hazır hepiniz buradayken size de okumak isterim. Rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükten sonra hayatı değişen Evliya Çelebi'nin anlattıklarını dinlediğinizde tüyleriniz diken diken olacak. Hazırsanız başlayalım. Rüyalarla alakalı yaptığım videomu izleyenleriniz hatırlayacaktır. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde "Her kim beni rüyasında görmüşse, muhakkak o kimse hak ve gerçek olarak beni görmüştür." demiştir. İşte bu videoda Evliya Çelebi'nin rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesi ve onunla yaptığı bir konuşma sırasında ağzından çıkan yanlış bir söz üzerine hayatının nasıl değiştiğine tanıklık edeceğiz. Ama bu ilginç rüyanın hemen öncesinde gelin Evliya Çelebi'yi kısaca tanıyalım. 1611 yılında aslen Kütahyalı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Arapça, yabancı dil, güzel yazı ve musiki gibi özel eğitimlerin yanı sıra aldığı Kur'an eğitiminin ardından da hafız oldu. İlerleyen yıllarda padişah tarafından sarayda görevlendirildi. Fakat sarayda kısıtlı bir hayat Evliya Çelebi'ye göre değildi. O, gezmek ve yeni yerler keşfetmek istiyordu. Öncelikle sokak sokak, köşe bucak İstanbul'u keşfetmeye karar verdi. Ardından Bursa ve İzmit'e seyahat eden Evliya Çelebi'ye, başta Osmanlı'nın hüküm sürdüğü tüm yerleri 50 yılı aşkın bir süre boyunca gezip keşfetmek nasip oldu. Bu seyahatlerinin ardında yatan gizemli rüyayı çok fazla kişinin bilmiyor olmasından dolayı okuduklarımı sizlere aktarmak için can atıyorum. 40'ı aşkın ülkeyi gezmiş biri olarak seyahat etmek ve yeni yerler keşfetmek benim için her zaman bir tutku olmuştur. Dünyaca ünlü seyyahların hayatlarını da öğrenmek ve deneyimlerinden kendimi pay çıkarmaktan da oldukça hoşlanıyorum. Marco Polo, Christoph Kolomb gibi Evliya Çelebi de adını tarihe yazdırmış seyyahlardan biriydi. 50 yıldan fazla seyahat eden Evliya Çelebi'yi Osmanlı kâşifi ve yazarı olarak tanıyoruz. Gerçek ismi Mehmet Zilli olan Evliya Çelebi, hayatı boyunca gezdiği yerlerdeki deneyimlerini, birbirinden ilginç ve efsanevi olayları 10 ciltlik Seyahatname isimli eserinde topladı. Seyahatname'de öyle ilginç konularla karşılaşıyorsunuz ki, şimdi gelin onlardan birine, Evliya Çelebi'nin gördüğü bir rüya üzerine nasıl seyahatlerine başladığına değineyim. Görmüş olduğu bu rüyayı, kitabında yazmış olduğu şekliyle Evliya Çelebi'nin kendi dilinden aktarıyorum sizlere. Yıl 1630, Hicri takvimle 1040. Aylardan Muharrem'di. Aşure gecesi Kur'an okudum, dualar ettim. Peygamber Efendimiz'i çok özlemiştim. Biraz dinlenmek için yuvarlak yastığıma yaslandım. Uyku ile uyanıklık arasındaydım. Bir anda Yemiş İskelesi yakınındaki Ahi Çelebi Camii'nde buldum kendimi. Bu, helal para ile yapılmış bir camidir. İçinde yapılan dualar boşa çıkmaz diye bilinir. Vakit sabah namazı vaktiydi. Kapıdan bir sürü silahlı ay parçası yiğit girdi içeri. Caminin nasıl aydınlandığını anlatamam. Sanki gökten ay kopmuş, sonra bu aya yüzlerce ay ve yıldız daha katılmış da camiyi doldurmuştu. Bu nur yüzlü askerleri hayranlıkla seyrediyordum. Hemen yanıma oturan bir yiğide sordum. "Sultanım, siz kimlerdensiniz? İsminizi söyler misiniz?" "Cennetle müjdelenmiş 10 kişiden okçuların piri Vakkasoğlu'yum," dedi. Hemen eline davrandım, öptüm. "Peki bu sağ taraftaki nur yüzlüler kim?" "Peygamberler, evliyalar, Peygamber Efendimizin dostları. Medineliler, Mekkeliler ve Kerbela şehitleri."
Mihrabın önünde gördüğün Veysel Karani. Solda duvarın dibindeki müezzinlerin piri Habeşli Bilal. Şu sancakla gelen al elbiseli askerler de şehit ruhları. Başlarındaki zat ise şehitlerin serdarı Hazreti Hamza'dır. Böyle böyle cami içindeki bütün cemaati bana tanıttı. Hangisine baktımsa sevinç doldum, can buldum. Peki burada toplanmanızın sebebi nedir? Azak taraflarındaki İslam askerleri dara düşmüşler, Tatar hanına yardıma gidiyoruz. Biraz sonra Peygamber Efendimiz de gelecek. Sabah namazının sünneti kılınacak. Sonra kâmet getir diye işaret buyururlar, sen de yüksek sesle kâmet getirirsin. Selamdan sonra müezzinliği Bilal ile birlikte yaparsınız. Oldu mu? Namaz bitince de Efendimiz mihraptayken hemen koş, mübarek elini öp, şefaat ya Resulullah de, yardımını rica et. Bunu duyunca heyecanlanmıştım. Demek burada olduğumu biliyorlardı. Çok geçmedi, cami kapısında apaçık bir nur belirdi. Zaten aydınlık olan cami bir kat daha aydınlandı. Sağında Hasan, solunda Hüseyin ile Peygamber Efendimiz göründü. Bismillah diyerek içeri girdiler. İçeride bulunanlara selam verdiler. Mihraba geçip sabah namazının sünnetine durdular. Korkudan mı, heyecandan mı bilemiyorum, titremeye başlamıştım. Hazreti Peygamber Hilye-i Hakani'de anlatıldığı şekildeydi. Hayran hayran seyrediyordum. Selam verince bana baktı, sağ eliyle dizine vurdu. Kâmet getir buyurdu. Segah makamında kâmet okudum. Bütün cemaat kalktı. Hazreti Peygamber cemaate imamlık etti. Müezzinliği Vakkas oğlunun öğrettiği şekilde tamamladık. Ve sabah namazı bitti. Efendimiz mihrapta ayağa kalkmıştı. Vakkas oğlu elinden tutup mihraba götürdü beni. Allah'a ve Resulüne aşık bu Evliya Çelebi şefaat diler dedi. Dokunsalar ağlayacak gibiydim. Her tarafım titriyordu. Aklım başımdan uçmuştu sanki. Hiç halime bakmadan, haddimi bilmeden Hazreti Peygamber'in mübarek ellerine dudaklarımı kondurdum. Dileğimi söyledim ama heyecandan şefaat ya Resulullah diyeceğime seyahat ya Resulullah demişim. Hazreti Peygamber tebessüm buyurdular. Seyahat ve ziyareti bu kuluna kolay eyle ya Rabbi dediler ve dua buyurdular. Ardından hep birlikte Fatiha okuduk. Orada bulunan herkesin mübarek ellerini öperek hayır dualarını aldım. Kiminin eli misk, kiminin menekşe, kimininki de karanfil gibi kokuyordu. Hazreti Peygamber'in mübarek kokusu ise zaferan ve kırmızı gül gibiydi. Peygamberimizin arkadaşları benim için dua ettiler. Önce Hazreti Peygamber, ardından diğer mübarekler çıkıp gittiler. Vakkas oğlu okluğunu çıkarıp benim belime sardı. "Yürü, ok ve yay ile gaza eyle," dedi. Allah yardımcın olsun. Sonra bir müjde verdi. Burada kimin elini öptüysen onu ziyaret edeceksin. Ülkelerini gezip göreceksin. Ancak gezip gördüğün yerleri, oraların güzel özelliklerini yaz. Bundan böyle benim ahiret oğlumsun. Hak ve hakikatten sakın ayrılma. Gönlün huzurla dolsun. Ekmek ve tuz hakkını gözet. İyi bir dost ol. İyilerden iyilik öğren. Kimseye bir zararın dokunmasın. Haydi yolun açık olsun dedi. Ve alnımdan öpüp o da çıktı, gitti. Şaşkın bir halde kendime geldim. Bu hal ne olabilirdi? İçime bir rahatlık, gönlüme neşe dolmuştu. Sonra ben de camiden çıktım. Kasımpaşa tarafına geçtim. Olanları ünlü rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye anlattım. Cihanı dolaşan bir gezgin olacaksın. Güzel sonuç alacaksın.
Peygamber Efendimizin şefaati ve cennete gireceksin. Oradan Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyh-i Abdullah Dede'ye gittim. Ellerini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. O da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledi. Haydi durma, dedi. Yürü, işin rastgele. Dünyayı ilk gezmeye sevgili İstanbulcuğumuzdan başla.